أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Merhabalar efendim. Cuma'ya doğru programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizlerle birlikte bu muhabbetin, bu muhabbet dolu yolculuğun başlangıcını yine sizlere ifade ederek başlıyor olmak hakikaten bizim için çok önemli. Çünkü hani mümin öyle bir hal içinde olmalı ki, hazzını, sevincini, aşkını, muhabbetini mümin kardeşiyle paylaşmalı. Ve bu noktada kendisinin de kul olduğu bilincine ererek, kul olan mümin kardeşleriyle birlikte dünya hayatını geçirmeli. Bizler de sizlerle birlikte Cuma'ya doğru programında işte bu ifade etmeye çalıştığımız hazzı ve muhabbeti yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sizler ekranlarınız başında, gönülde, muhabbet ikliminde bizleri misafir ediyorsunuz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Cuma'ya doğru programının başında bugün Yunus Koçan hocamızın o muhteşem tilavetini, bize ikram ettiği bu leziz tilaveti dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün çok önemli bir konuyu, çok kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız. Okunan ayet-i kerimeler de aslında bunun işaretçisiydi bizim için. Sizlerle birlikte kulluk bilincine erebilme yolunda yapmamız gereken fiiller, takınmamız gereken tavır nedir? Aslında bütün bunları öğrenmeye gayret edeceğiz. Ama kulluğun bilincine erme noktasında Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bizi kul olarak gördüğünü ve bizi insan olarak yaratmış oluş fiilini bizler hakikaten büyük bir lütuf ve bizler için merhamet olarak görmek zorundayız. Allah-u Teala'nın lütfuna ve merhametine mazhar olabilmek elbette bizler için Cenab-ı Allah'ın ikram ettiği çok önemli bir lütuf. İşte bu noktada kulluk bilincine erebilmek için, kul oldum da kurtuldum diyebilmek için elbette yapmamız gereken şeyler var. İşte bu noktada evvela bizi yaratan Rabbimizi bilmek, iman etmek, onun ayet-i kerimeleri ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyeleri, hadis-i şerifleri üzerine bir hayat yaşamak lazım ki işte bu da istikamet üzere olmak demek. Necip Fazıl'ın çok güzel bir ifadesi var. İnsan iplikte büklüm, suda bir anlık suret, Allah olmanın ona mahsus olduğu kudret der. Hakikaten o kudretin karşısında aciziyetimizi bilerek kul olmaya gayret etmemiz lazım. İşte bütün bu hususlarla alakalı, kulluk bilincine erebilme noktasında yapmamız gerekenlerle alakalı bugün sizlerle çok kıymetli konuğumuz Burdur İl Müftümüz Enver Türkmen hocamızla birlikte sohbet etmeye gayret edeceğiz. Hemen hocamıza hoş geldin diyeceğim. Lakin bir hatırlatmam var. Haftalardır sizlerle birlikte özellikle sizin gönderdiğiniz mesajları, Cuma tebrik mesajlarını burada okumaya gayret ediyoruz. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Elbette gönderilen mesajların sadece çok az bir miktarını okuyabiliyoruz. Çünkü yüzlerce mesaj geliyor. Yine siz mesaj göndermeye devam ederseniz biz de bu dua
birliğine dahil olmuş oluruz. 0535 018 17 47 numaralı telefon WhatsApp hattımızdan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyorum ve Enver Hocam'a hoş geldiniz diyor. Allah razı olsun, sağ olun. Ben de bu vesileyle bizleri ekranları başında bu mübarek akşamda dinleyen bütün izleyicilerimize saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Eyvallah. Ne iyi ettiniz geldiniz. Belki çok kısa bir süre önce Ankara'dan ayrılmış evet. ve Urdur'a gitmiştiniz. Tekrar sizin için. Bir yönüyle aslında dostları da ziyaret etmek, tabii belki fıkhi hüküm olarak olmayabilir ama sıla-i rahime benzer bir fiildir değil mi efendim? Bizim için öyle oldu. Tabii özellikle bu programın yapıldığı caminin açılışına evet. şahit olmuş bir ilçe müftüsü olarak, Altınlar müftüsü olarak tekrar buraya dönmüş olmak güzel bir duygu hakikaten. Eyvallah. Zaman zaman tabii ki geleceğiz. Eyvallah. Tabii Burdur da çok kıymetli bir evet. şehrimiz. Burdur'a da selam ederiz buradan efendim. İnşallah orada da sizin hizmetlerinizle Burdur hakikaten çok önemli bir noktaya gelecek. İnşallah. Muhterem Hocam, kulluk bilincine erebilmek dedik. Aslında başlığımızı da o şekilde belirledik. Çok geniş bir kavram. İçine dahil edeceğimiz hususlar elbette sizin sohbetinizde de görüleceği üzere hakikaten çok detaylı noktalar. Evet. Ama biz evvela kulluk nedir? Kulluk bilincine erebilme noktasında kulluğu nasıl anlamamız gerekir? Evet. Bunu zaten sizden istirham edelim. Evet. Şimdi kulluk yaratanla yaratılan arasında, Halık'la mahluk arasındaki özel bir ilişkidir. İnsan öncelikle şunu bilmeli. Allah Celle Celaluhu kainatı ve dünyayı yarattı ve insanı dünyaya halife yaptı. Bunu Bakara Suresi 30. ayet ve devamında Rabbimiz Teala Hazretleri ifade ediyor. Hatta insanı halife olarak yaratacağı zaman meleklere arz ediyor. Anlatıyor bu durumu. Melekler lisan-ı halleriyle buna itiraz ediyorlar. Allah Celle Celaluhu bir takım esmayı meleklere soruyor, onlar bilmiyorlar. Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Adem Aleyhisselam bütün esmanın ismini onlara söylediği zaman melekler Allah'a teslim oluyorlar ve Adem Aleyhisselam'a saygı duyuyorlar. Saygıya duruyorlar ve secde ediyorlar. Buradan şunu ifade etmek lazım. Allah Celle Celaluhu hakikaten kainatı uçsuz bucaksız kainatı yarattı ve insanı kainatın içerisinde dünyada yaşayacak, dünyada nefes alacak, dünyada hayatını geçirecek şekilde dünyayı hazırladıktan sonra insanı gönderdi. Her şey insana odaklı kainatta. Ve insana hizmet etsin için değil mi evet, efendim? Evet, insana hizmet etsin diye. Bitkiler evet. öyle, hayvanlar öyle. Yani güneş öyle, ay öyle, hepsi öyle. Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimede, İsra Suresi 70. ayeti kerimede, Estağfirullah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Ademoğluna, insana ikramda bulunduk. Onu şeref ve şan sahibi yaptık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Onu karada ve denizde taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ona temiz rızıklar verdik ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila ve biz insanı yaratmış olduğumuz birçok şeyden daha üstün tuttuk buyuruyor. İnsana aslında kulluğunu Allah Celle Celaluhu aziyetini ifade ediyor. Anlatmaya çalışıyor. İşte insan bunları bilmeli, kulluğunun bilincinde olmalı. Ayrıca az önce siz de ifade ettiniz. Gerçekten kainatta her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de arka arkaya gelen 5 sure var. Hadid suresi, hı hı. Haşir suresi, Saf suresi, hı hı. Cuma suresi, Tegabun suresi. Bunlar da Allah Celle Celaluhu ilk üçünde Estağfirullah Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard. Sebbeha lillahi ma fis semavati ve mâ fil arz şeklinde ifade ediyor. Yani yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Tesbih etmiştir.
dedikten sonra Saf suresiyle Cuma suresinde de yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih ederler buyuruyor. Yani bu tesbih devam ediyor. Şimdi bunu İsra suresi 44. ayeti celilede Allah Celle Celaluhu daha geniş bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihin. Yerde, gökte ve her ikisi arasında bulunan her şey Allah'ı tesbihe devam eder. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Onlar Allah'ı hamd ile tesbih ederler ama siz onların tesbihini anlayamazsınız buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerimeler indiği zaman, nazil olduğu zaman tabii ki maddenin ne durumda olduğu bilinmiyordu. Maddenin en küçük parçası şu anda atom. Atomun çekirdeğinde proton ve nötron vardır. Evet. Etrafında da elektronlar vardır. Ve elektronlar sürekli çekirdeğin etrafında dönerler. Yani küçük parçalar, en küçük parça olan atom da dönmeye devam ediyor. Dünya da dönüyor, kainat da dönmeye devam ediyor. Ve insan da onun dönüşüne Kabe'nin etrafında dönerek aslında ortak oluyor. Evet. Yani burada şunu anlıyoruz biz. Tesbih çok önemli bir hadisedir. Tesbih Allah'ı tenzihtir. Noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Allah'ı kemal sıfatlarıyla tavzif etmektir. Allah Celle Celaluhu tabii insanın dışındaki varlıklara onlara yaratılışı çerçevesinde hareket ettirerek mecburi bir tesbihte bulunduruyor. Mesela yani onun güneş, vazifesi o değil mi efendim? Onların vazifesi o. Yani evet. Aslında tesbihin kısaca ifadesi de her varlığın kendi yaratılışının gereğini yerine getirmesidir. Ağaçların meyve vermesi, çiçek vermesi, işte bitkilerin bize oksijen vermesi, karbondioksidi dünyadan alması, güneşin ışık vermesi, ayın gece ortaya çıkması, bunlar tesbihtir. Ama Allah Celle Celaluhu onlarda bu tesbihi bu şekilde yaparken insana da tesbihi emrediyor aslında. Evet. Vakıa suresi 74. ayetinde Fesebbih bismi rabbikel azim. Âlâ suresinin ilk ayetinde Sebbih isme rabbikel a'lâ. Birisinde yüce olan Rabbinizin ismini tesbih edin. İkincisinde de âlâ olan Rabbinizin ismini tesbih edin buyuruyor. Biz de işte namazlarımızda rükûda Sübhane rabbiyel azim diyoruz. Bu emrin gereği olarak. Secdemizde de Sübhane rabbiyel âlâ diyoruz. Hocam bu ifadelerden yola çıkarak sizin de söylediğiniz hani Cenab-ı Allah canlı cansız bütün varlığa kendisini zikretme gibi bir görev vermiş. Ama insanların dışında olan varlığın Allah-u Teala'yı zikirle alakalı mesaileri onların görevleri. Evet. Yani zikretmiyorum deme gibi bir aslında tabiri caizse lüksleri yok onların kendilerince. Evet. Ama insanın o diğer varlıklar cihetinden ele alındığında tesbihinin de aslında Allah'ı zikrinin de bir vazifesi olarak algılanması ve sadece Allah'ın isimlerini tesbih etmek değil de kendi yaşantısında Allah-u Teala'nın rızasına uygun fiiller ortaya koyarak Allah-u Teala'yı anması gerekiyor. Öyle değil mi efendim? Tabii ki. Zaten bu nokta bizi kulluğa götüren zaten nokta. Zaten evet. Allah Celle Celaluhu varlıkları içerisinde sadece insana irade verdi. Evet. İnsan bu iradesini güzel kullanır, kulluğunun bilincinde olur. Allahu Teala'yı Rab olarak kabul ederse, evet. Allah Celle Celaluhu onun karşılığında ona büyük nimetler de verecektir. Aslında dünyadaki huzur da imana, tesbihe, salih amele bağlıdır. Allah Celle Celaluhu Nahl Suresi 97. ayeti kerimesinde Estağfirullah Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Eğer insan iman eder, güzel ameller işlerse, hı hı, yani salih amel dediğimiz şey, insanın kendisine, etrafına, çevresine, ailesine, bütün insanlığa faydalı olan, insanın dünyasına yararlı, ahiretine faydalı olan her şey salih ameldir. İnsanın herhangi bir Allah tam başkasından karşılık beklemeyerek, sadece Allah'tan karşılık bekleyerek yapmış olduğu her ibadet salih ameldir. İşte bunu yaparsa insan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Biz ona dünyada çok güzel bir hayat veririz buyuruyor. Yani dünyadaki huzurumuz da aslında bizim tesbihe bağlı, Allah'a kulluğa bağlı, kulluk bilincimizi bilmemize bağlı. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. Yani o kadar nimet, o kadar imkan, o kadar fırsat. İşte bunu Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizlere hatırlatıyor ve bizim bu kulluğun çerçevesinde hareket etmemizi bizden istiyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bineğine biner, yanında Muaz bin Cebel vardır. Ey Muaz, sen de bin diye ona emreder. Muaz önce çekinir, sonra biner. Ama bindikleri binek bir anda tedirgin olur, ikisini de yere indirir. Allah Allah. Daha sonra Resulullah Efendimiz gülümser, tekrar biner, Muaz'a tekrar emreder. Muaz da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini yerine getirir, bineğe biner. Beraber yolculuğa devam ederler. Resulullah Efendimiz önce "Ey Muaz!" diye seslenir. "Buyur ey Allah'ın Resulü!" diye cevap verir Muaz. Biraz daha giderler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı hitapta bulunur. Yine Muaz aynı cevabı verir kendisine. Tekrar aynı hitapta bulununca Muaz bin Cebel, "Anam sana, babam sana feda olsun. Buyur ya Resulallah." deyince Resulullah Efendimiz der ki, "Ey Muaz, sen bilir misin Allah'ın kulları hakkında, kulları üzerindeki hakları nelerdir?" diye sorar. Muaz tabii ki Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade eder. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk etmesi ve Allah'a kullukta ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Cevabını verir. Biraz daha giderler. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, sen bilir misin kulların Allah üzerindeki hakkı nedir?" Sübhanallah. Diye sorar. Muaz yine aynı şekilde "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kulun Allah'a inanması, ona kulluğa devam etmesi karşılığında onu cennete ve hesapsız nimete kavuşturmasıdır." der. Aslında bir manada Mü'min suresinin 40. ayetinin de tefsirini yapar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamberimiz Rabbimiz Teala Hazretleri Mü'min suresi 40. ayetinde, "Kim salih amel işler, erkek veya mümin, her kim mümin olarak, inanmış olarak salih amel işlerse, ona onun karşılığında cennet ve hesapsız nimet vardır." Evet. Cevabını verir. Çok güzel hocam. Yani hakikaten bu büyük bir müjde. Evet, evet. Hazreti Muaz radıyallahu anh'dan bize nakledilen bir müjde. Hocam bu noktada açıkçası hani zaten sizin ifadeleriyle kulun elbette Allah-u Teala'ya karşı hakları, Allah-u Teala'nın da kuluna karşı hakları var. Evet. Bu noktada
kulun aziyetini kabul ederek Allah-u Teala'ya karşı olan vazifelerini yerine getirme hususunda da elbette takip etmesi gereken bir yol var. Evet. Bu noktayı birazcık daha netleştirmek istiyorum eğer izniniz olursa efendim. Evet. Biz hangi yolu takip etmeliyiz ki kulluk noktasında hakiki bir bilince erişelim ve bu noktada yapmamız gereken şeyleri yapalım? Neler yaparak buradaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz efendim? Şimdi aslında yüce yaratıcının yani Rabbimizin insandan ilk beklentisi varlığını ona borçlu olduğunu bilmesidir. Varlığının ona bağlı olduğunu bilmesidir. İnsanın yaratılışı, insanın dünyaya gelişi, değersiz bir sudan, bir damla sudan insanı Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Evet. Ve insanı en şerefli varlık olarak dünyada, en şerefli varlık olma özelliğini ona kazandırıyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz onu en güzel surette yarattık buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Mesela yine İnfitar suresinde ey insan seni Rabbine karşı gururlandıran, kibirlendiren nedir? O Rab ki seni yarattı, evet. Yaratılışını güzel yaptı, evet. Sana güzel şekil verdi buyuruyor. Allah Celle Celaluhu yani o kadar güzel insana, evet. Müslümana sesleniyor ki Rabbimiz Teala Hazretleri insanın bunun karşısında kulluğunun bilincinde olması ve evet. Ona kulluğa devam etmesi gerekir. Zaten Allah Celle Celaluhu Zariyat Suresi 57. ayeti celilesinde evet. İnsanı Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Evet efendim. Ben insanları da cinleri de ancak bana, beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yine bir başka ayet-i kerimede bizlere hitaben Rabbimiz Teala Hazretleri وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Evet. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Evet. Allah'ı unutmalarından dolayı Allah-u Teala da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız buyuruyor. Yani, hocam burası çok enteresan bir nokta. Yani Allah-u evet. Teala'yı unutan kimseler gibi olmayın. Evet. Allah-u Teala'yı işte burada Rabbimiz Teala Hazretleri tabii geçmiş insanlardan, geçmiş ümmetlerden evet. Örnekler veriyor. Hud kavminden, Ad evet. Kavminden, Semud kavminden. Onların başına gelenleri anlatıyor evet ve insana ders vermeye çalışıyor. Evet. Yine bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki bineye Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh alıyor ve birlikte yolculuk yapıyorlar. Evet efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a diyor ki evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. O da itina ile dinliyor. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Yardım isteyeceğinde Allah'tan, sadece Allah'tan yardım dile. Buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh bunu evet. Bizlere haber veriyor. Hocam izninizle tabii vakti de birazcık evet. Burada hakikaten iyi kullanmak lazım. Bir esere geçeceğiz. Eserden önce Cuma tebrik mesajları var. Bunlardan birkaç evet. Tanesini okuyayım. Bir esere geçelim sonra sohbete tamam. Kaldığımız yerden devam edelim ama ikinci İnşallah. Kısımda özellikle kulluk noktasında bizler için en önemli örnek olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de hayatına evet. Göz atmamız gerekli İnşallah. Elbette. İnşallah. Tamam. Birkaç mesaj okuyalım bu arada değerli seyirciler. Bir mesajımız vardı. Çok hakikaten bizler için kıymetli ifadeler içeren mesajlar. Diyarbakır'dan Serpil Baran hanımefendi, hayırlı cumalar demişler. Teşekkür ediyoruz bizleri hem Cuma'ya doğru programında hem de Diyanet TV ekranlarında yapmış olduğumuz Ramazan programlarından takip ettiklerini söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz mesajınız için.
Enver Hocam size Gaziantep'ten Hüseyin Bozoğlan, Hasan Hüseyin Bozoğlan ve İbrahim İsmail Beylerin çok selamları var. Selam. Cumanızı tebrik ediyorlar. Ayrıyeten bir başka mesajı da şuradan hemen göz atalım. Dua ediyorlar. Şu anda birçok kardeşimiz var. Hasta olan var, evet. Dertli olan var, borçlu olan var. Hepsi dua istiyorlar. Biz de duamızı inşallah onlara da göndermiş olalım. Şu anda doğum için bekleyen de hastalarımız varmış. Mesajlardan geliyor. Cenab-ı Allah hayırla kurtarsın inşallah onları da. Abdülkadir Songur Bey Nidebor'dan selam etmişler. Biz de selam ediyoruz, cumalarını tebrik ediyoruz. Ara ara seçiyorum mesajları. Ruhi Tekeli Bey, Burdurumuza değer katan il müftümüz Enver Türkmen hocamıza saygılar sunuyoruz demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben yine bir pozitif ayrımcılık yaparak size Burdur'dan gelen mesajları okuyorum. Tabii ama hocama Ankara'dan, Altındağ'dan da gelen mesajlar var. Mehmet Ali Gürdal Bey yazmışlar. Yine Burdur'dan selam ediyorlar. Biz de selam ediyoruz onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Enver Türkmen hocamıza saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz demişler. Ankara Hizmetçi Eğitim Kursiyerlerinden Haluk Yalın Kılıç Beyefendi. Evet, teşekkür ediyoruz hocamıza. Bir başka mesaj, hemen şuradan bir mesaj okuyalım. İltifat etmişler sesimizle alakalı. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin inşallah. Furkan Durayar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam diyoruz. Cuma tebrikiniz için de teşekkür ediyoruz. Peki, hemen bir esere geçelim o halde. Bana da dua eder misiniz demiş birisi İstanbul'dan. Adını yazmamış ama sana da dua ediyoruz inşallah kardeşim. Allah sizlere hayırlı ömürler versin. Buyurun üstadlar. Aşka gözle bir sana.
Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam. Evet efendim, iki güzel eser sizlere ikram etmeye gayret ettik bizler, okuduk. Bu eserler hakikaten bizim aşkımızı, muhabbetimizi arttırıyor. Bundan dolayı da Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Hocam hakikaten çok elhamdülillah muhabbetle mesaj gönderiyorlar, Cuma tebriki mesajları, ama inşallah daha uzun bir vakit ayırmayı da çok arzu ediyoruz. Hocam ilk bölümdeki ifadeler hakikaten kulluk bilincine erebilme noktasında bizleri çok önemli bir yola soktu tabiri caizse. Bu noktada sizin ifadeleriniz ve nihayetinde o Hazreti Peygamber'in Hazreti Muaz'la geçen diyaloğu ve o noktada kul olarak neye ulaşacağımızı bilerek bu bilinç ile dünya hayatını tamamlamaya gayret etmek. Hakikaten evet. Bu ifadeler bizi bu noktaya sevk ediyor. Ama elbette öyle bir noktada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz örnekliğiyle karşımızda duruyor ki her noktada ona ittiba ile, ona uygunlukla hayatımızı da geçirmemiz elbette muhakkak hakikat olan bu. Biraz bu noktadan devam etsek ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kulluk noktasında bize örnekliğini zatenizden dinlesek efendim. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize her konuda örnek. Evet. Rabbimiz Teala Hazretleri onu bizim içimizden göndermiştir. Bize örnek olsun diye göndermiştir. Bakınız Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede evet. Rabbimiz Teala Hazretleri Estağfirullah. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için üsve-i hasene vardır. En güzel örnek vardır. Kimler için? Allah'a ve ahiret yurduna ulaşmak isteyen kimseler, yani bilinçli kullar için. Elbette. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için büyük bir lütuftur. Elhamdülillah. Biz öncelikle insan olarak dünyaya gelmek suretiyle Rabbimiz Teala Hazretleri bizlere ikramda bulundu. İkinci bir ikramda bulundu Rabbimiz bizlere. Bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, son peygambere, Hatemül Enbiya olan bir insana, Muhammed aleyhisselama ümmet yapmak suretiyle de bizlere ikramda bulundu. Bu konuyu da Rabbimiz Teala Hazretleri Âl-i İmran suresi 164. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Estağfirullah. Lekad mennallahu alel müminine iz ba'ase fihim rasulen min enfusihim. Allah Celle Celaluhu müminlere kendilerine bir peygamber göndermek suretiyle, kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle ikramda bulundu. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. O onlara Allah'ın ayetlerini okuyor.
onları günah kirlerinden temizliyor ve onlara kitap ve hikmeti öğretiyor buyuruyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında Kur'an'ın çok önemli bir yeri vardı. Öncelikle biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okuma konusunda, Kur'an'a yaklaşım konusunda örnek almamız lazım. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim mücessem hale gelse, o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Eğer Muhammed aleyhisselam bir kitap haline gelse, o da Kur'an-ı Kerim olurdu. Çok güzel onun için, bir ifade. Efendim. Evet, çok önemli bir ifade. Onun için Hazreti Aişe radıyallahu anha validemize geliyor sahabe-i kiram, Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldır diye sordukları zaman o onlara şunu veriyor, söylüyor. Eleste tekra'ul Kur'an fe inne huluka Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kanel Kur'an. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır buyuruyor Hazreti Aişe validemiz. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumak için herhangi bir zaman beklemezdi. Fırsat bulduğu her anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurdu. Yani cünüplük hali hariç her halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okurdu. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün belli bir bölüm, şeyde hadislerde bir hizip olarak ifade ediliyor. Belli bir bölümü mutlaka virt haline getirmiş Kur'an okumaya devam ediyordu. Yine gece namazlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tertil üzere okuyordu. Ya eyyuhel müzzemmil gumil leyle illa galile nisfehu evin gus illa galile ve rattilil Kur'an'a tertile. Kur'an'ı da tertil üzere oku diye Allah Celle Celaluhu'nun emri gereği tertil üzere düşünerek tane tane okuyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem Hocam, o halde bu noktada aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Aişe validemizle işaret edilen noktada ahlakının Kur'an oluşu ifadesi hakikaten bizler için çok önemli bir örnek. Evet. Dolayısıyla Kur'an'ı ahlak olan, ahlakı da Kur'an olan bir mensubiyete bağlı bir inananlar olarak, topluluk olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i her noktada örnek almak lazım. Ve Peygamber Efendimiz'in bizler için Kur'an okuması bir örnektir. Oruç tutması, hacca gitmesi, zekat vermesi, insanlarla münasebeti, eş oluşu, baba oluşu her noktada bizim için büyük bir örneklik teşkil ediyor varlığı. Öyle değil mi efendim? Evet, aynen öyle. Namaz da aynı şekilde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılışı da bizim için örnektir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme risalet ve nübüvvet görevi verildiği andan itibaren Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını, abdestin nasıl alınacağını Peygamber Efendimiz'e öğretti. Yani, Resulullah Peygamber Efendimiz'i aradan çıkartarak haşa ve kella kulluğu bile öğrenme imkanımız yok. Yok. Yani ben namazı Kur'an-ı Kerim'den şöyle anladım diyerek kişinin kendisine göre bir namaz tarifi ortaya çıkarması bile çok büyük bir hatadır. Öyle şimdi değil mi efendim? Herkes kendi anlayışına göre bir ibadet şekli oluşturmaya kalkarsa yüzlerce, binlerce yeni anlayış ortaya çıkar. Bizim başta okuduğumuz Ahzab suresi 21. ayeti her müminin mutlaka her zaman aklında tutması lazım. Bizim için üsve-i hasenedir o. Yani yine bir ayeti kerimede inneme ene beşerum mislüküm. Ben sizin gibi bir beşerim ama yuha ileyye enneme ilahüküm ilahum vahid. Bana vahyolunuyor buyuruyor. Onun bizden farkı o. Onun için namaz hususunda da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendimize örnek almamız lazım. Onun gibi namaz kılmamız lazım. Yine İbn Abbas radıyallahu anh, Abdullah İbn Abbas. Biliyorsunuz Abdullah İbn Abbas onun yeğeni, kardeşinin oğlu. Yani Abbas'ın oğlu. Peygamber Efendimiz'in eşi Meymune de İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas'ın teyzesi.
Evet, öyle yani amcasının için, oğlu, evet, o açıdan evet, bir akrabalıkları var. Belki zaman yiyen zaman, pozisyonu. Evet, evet. Onun için sıklıkla Abdullah İbni Abbas peygamberimizin evine geliyordu. Bir gün dedi ki kendisine, ben bugün gideyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ne yapıyor, özellikle onu takip edeyim diye gitti. Evet. O geceyi şöyle anlatıyor Abdullah İbni Abbas. Resulullah bir süre ailesiyle sohbet etti. Daha sonra dinlenmeye geçti. Bir süre dinlendikten sonra kalktı. Uyanmak için gözlerini ovaladı. Daha sonra Âl-i İmran suresinin son 10 ayetini okudu. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا diye başlayan, gerçekten çok güzel bir bölümdür o. O bölüm. Orayı okudu. Ondan sonra kalktı, kırbasıyla beraber abdest aldı ve namaza durdu. Ben de kalktım, onun yaptığını yaptım. Ben de abdest aldım, onun soluna durdum. Tuttu beni eliyle sağ tarafa geçirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 rekat namaz kıldı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genelde vitir namazlarını teheccüd namazından sonra kılardı. İşte bu sefer de öyle yaptı. Daha sonra Resulullah bir süre yaslanarak dinlendi. Müezzin ezan okuyunca da namazı kıldırmak üzere mescide doğru geçti. Evet. Şimdi mescide doğru geçince şu aklıma geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her mescide geçtiğinde Hazreti Fatıma validemizin kapısına vurur. Ya ehle beyt es-salâ, ey ev halkı namaza kalkın diye onları uyarırdı. Bu tabii bizim için de bir örnektir. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela hiçbir Kur'an'ı hiçbir zaman bir gecede hatmetmemiştir. Mesela Resulullah Efendimiz namazın tamamını da bir gecede kılmamıştır. Yani veya gecenin tamamını da ibadetle geçirmemiştir. Evet. O konuda da yani ailesine de zaman ayırırdı, ibadete de zaman ayırırdı, uykuya da zaman ayırırdı. Yani bunu dengeli bir şekilde yapardı. Mesela çok özür dilerim. Bu noktada Peygamber Efendimiz'in hayatından anladığımız kadarıyla evet, biz sadece ibadet noktasında ibadeti namaz olarak düşünmeden hayatın her noktasında kulluk bilincine ererek fiillerimizi ona göre sergileyebilmeyi öğreniyoruz Peygamberimizin hayatından. Ve şefkatle, merhametle yaklaşışı, çocuklara, gençlere ve hanımlara olan münasebet noktasındaki yaklaşımı hakikaten bizler için çok önemli bir örneklik teşkil ediyor. Bu noktada eğer izniniz olursa bizim genç seyirci kitlemiz hakikaten epeyce fazla. Bu noktada Peygamberimizin gençlerle olan münasebetindeki o kulluğa erebilme evet, noktasında bize işaretler nelerdir? Birkaç cümleyle onları alsak. Şimdi sizlerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençlere gerçekten çok önem veriyordu. Bir kere İslam en genç din. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en genç peygamber. Elhamdülillah. Kur'an en taze kitaptır. Bu yönüyle biz genç bir dinin, genç bir kitabın, taze bir kitabın, genç bir peygamberin ümmetiyiz. Evet. Bu yönüyle hepimiz şanslıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bu konuda şunu örnek verebiliriz. Hazreti Ali radıyallahu anh. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genelde yanında kalıyordu. Evet. Onun terbiyesinde yetişmişti. Bir gün bakıyor ki Hazreti Hatice validemizle peygamberimiz namaz kılıyor gece. Tabii onların ne yaptıklarını bilmiyor. O ana kadar İslam'dan da haberi yok. Evet. Onları takip ediyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah, siz bir an önce bir şeyler yaptınız. Eğildiniz, kalktınız, yattınız. Bu yaptığınız neydi diye soruyor. O zaman da Hazreti Ali radıyallahu anh daha 7 yaşında bir çocuk. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen çocuksun ne anlarsın demedi Hazreti Ali Efendimiz'e. Hemen onu yanına aldı, yanına oturttu. Süreci anlattı. Dedi ki ey Ali
senin az önce görmüş olduğun da namazdı. Ben Rabbimin emri gereği namaz kılıyorum. Ben peygamberim, insanları da İslam'a davet ediyorum. Ey Ali, sen de Müslüman olmaz mısın? Diye sordu. Bakın, küçük bir çocukla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu irtibatı. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz önce dedi ki, amca ben bunu babama bir sorayım dedi. Babası da Ebu Talip. Bir süre sonra geldi, dedi ki, amca ben babama sormaktan vazgeçtim. Çünkü Allah beni yaratırken babama sormadı ki, ben Müslüman olurken babama sorayım dedi. Çok güzel. Ve İslam'a, evet, şehadet kelimesini getirerek İslam'a girdi. Buradan Peygamberimizin yaklaşımı bizler için çok büyük bir örnek, öyle değil mi çok efendim? Çok güzel bir örnek. Yani Peygamberimiz mesela zaman zaman çocukları ziyaret ederdi. Kuşu, ölen çocuğu ziyaret etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklardan ilk Müslüman olan çocuktu. 5 kişiden birisiydi. Hazreti Hatice validemizle beraber, Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Harise, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ilk Müslümanlardandı. Yine biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr, Mekke'nin en yakışıklı delikanlılarından birisiydi. Ve gerçekten en zengin bir aileye mensuptu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyınca Müslüman oldu. Ailesi ona düşman oldu. Ona hapsettiler. Bütün varlığını elinden aldılar. Ama Mus'ab bin Umeyr hiçbir zaman inancından vazgeçmedi. Allah... Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yani müsaadenizle yine lafınızı balla kesiyorum ama hakikaten çok mesaj var. Birazcık buraya bir göz atalım. Tamam. Sonra bir eser arası verelim i̇nşallah. Tekrar inşallah müsaadenizle. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma akşamından Burdur'dan kucak dolusu selamlar demiş Arif Kayahan Bey. Teşekkür ediyoruz. Turan Çakır Bey yine Burdur Ulu Camii Baş İmam Hatiplerimizden, programınızı Burdur'dan zevkle izliyoruz demişler ve size selam ediyorlar. Biz de selam ediyoruz sizlere. Efendim Burdur'dan yine ben hep böyle sıradan Burdur mesajlarını okuyorum. Fatıma Ekiz Hanımefendi'ye biz de selam ediyoruz. Cumanızı tebrik ediyoruz. Amasya Gümüş Hacı Köy'den dua ile selamlar, hayırlı cumalar. Oğuzhan Çolak Bey'e, Amasya'ya, biz de Şehzadeler Diyarı'na selam ediyoruz. Cumanızı tebrik ediyoruz. Ama bu arada söylemeyi unuttum. Bizi ekranı böyle arkanıza alarak bir öz çekim yaparsanız, o fotoğraflarınızı da gönderirseniz WhatsApp'tan, bizler inşallah bu sosyal medyamızı paylaşacağız. 0535-018-1747 numaramız. Ekranın altında da görüyorsunuz. Oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Murat ve Ayşe Somuncu İstanbul'dan selamlar demişler. Çok güzel de bir fotoğraf çekmişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hayırlı cumalar ümmeti Muhammed'e demiş. Yurt dışından yanılmıyorsam Almanya'dan bir seyircimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hemen şu mesaja, Balıkesir Dursun Bey'den Şakir Güney Bey, Diyanet TV'yi özellikle sizin programınızı ilgiyle izliyoruz demişler. Cumanız mübarek olsun. Çok yakışıklı çıkmışsın Dursun Bey abicim, ya Şakir abicim Dursun Bey'den. Teşekkür ederiz. Efendim şuralardan bir mesaj seçelim. Cennet Hanım göndermiş. Allah sizi cennetine koysun inşallah. Hayırlı cumalar şimdiden demiş. Osmaniye'den izliyorlarmış. Osmaniye'den ilk mesajımız. Enteresan. Osmaniye'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Burdur'dan yine Zekeriya ve Saliha Ersoy çifti. Muhterem abicim, Enver Türkmen hocamızın sohbetinden, sizlerin asude sesinizden, estağfurullah canlarım, feyiz alıyoruz. Allah sizlerden razı olsun demişler. Selam ediyorlar Burdur'dan. Hocam maşallah Burdur'a gitmişsiniz. Çok kısa bir süre oldu ama yurt dışından arıyorlar bu arada WhatsApp'tan. Çok tabii halkımız yani çok agah, arif maşallah. Burdur'a gitmişsiniz kısa bir sürede. Nasıl bir muhabbet hocam bu? Gelen mesajların %80'i Burdur'dan maşallah. Allah razı olsun. Efendim şuradan bir Ankara Altındağ ilçesinden Gürsel Kutluay, Sayın Müftümün ve sizlerin Cuma gecenizi tebrik ederiz demişler. Teşekkür ediyoruz. Hemen evet, eyvallah, bir mesaj geldi. İzmir Dikili'den Bayan Neyzenler grubundan iyi programlar diliyoruz demiş. Bayan Neyzenlerimize fotoğraf göndermişler. Hepsine selam ediyoruz. İzmir'e, Dikili'ye hasaten selam olsun diyoruz efendim. Esere doğru hemen geçeceğiz ama
Bir mesaj var şurada. Burdur'dan Sayın Müftümüze ve Diyanet TV camiasına sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Cuma geceniz mübarek olsun. Hatice Uşan hanımefendi. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, birazdan yine mesajlara göz atacağız. Bir eser okuyayım ondan tabii sonra ki, efendim. Tabii. Eyvallah. Buyurun üstadlar. Gözsüzlere pinhan imiş.
Hay hay, haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Efendim, İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüz. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Allah razı olsun. Ne kadar güzel ifadeler. Allah razı olsun Niyazi Mısri Hazretlerinden. Evet, Allah mekanını cennet eylesin, kabrini pür nur eylesin inşallah. Bizim ifadelerimizle hakikaten bugünkü sohbetimizi tamamlayan noktada bu eserler bize eşlik ettiler. Allah bunların gönüllerinden çıktığı kullarına da inşallah rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Hocam, ilk kısımdan sonraki kısım, yani elbette birbirini bağlayan elbette sohbet bölümleri, ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliği hepsinin üzerinde bir noktada bizim daha çok yolumuzu aydınlatıyor. Bu hususla alakalı her yaş diliminde olan insan Peygamber Efendimizle olan yakınlığını kendi yaş grubuyla bile tesis ederek onun takınmış olduğu tavrı, kulluk noktasındaki işaretlerini ve bizlerin de yapması noktasında kendisinin tabiri caizse hani şöyle yaparsanız daha iyi olur şeklinde işaretlerini takip ettiğimizde hep doğru yola gideceğimizi, kulluk noktasında hani ilahinin içinde de ifade var. Yani insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş ifadesi var ya, onu bulacak bir noktaya getiriyor insanları. Tabii. Yalnız efendim, elbette bütün bunları da bir özet mahiyetinde değerlendirmek lazım. Sohbetimizin bu kısmını o şekilde izniniz olursa şekillendirelim ve İnşallah. İyi bir kul olabilmek için, iyi bir insan olmak için ne yapmak lazım? Genel olarak bunu nasıl ifade edebiliriz efendim? Evet. Şimdi konunun da özeti mahiyetinde şunları ifade edelim. Öncelikle başta da ifade ettiğimiz gibi biz örnek bir peygamberin aslında mutedi bir ümmetiyiz. Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 143. ayeti kerimesinde Estağfirullah ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Siz sizi mutedil bir ümmet olarak meydana getirdik. Mutedil bir ümmet kıldık sizleri. Evet. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alacaksınız ve insanlara örnek olacaksınız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu çok önemlidir. Yani sadece örnek almak yetmiyor. Örnek de olacağız. Örnek de olunacak. Tabii ki. Örnek bir hayatta yaşamamız gerekiyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda da bize gerçekten çok güzel bir ölçü veriyor. Üç kişi bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini öğrenmek için Peygamberimizin hane-i saadetine geliyor. Evet. O esnada tabii Peygamberimiz meşguldür. Müminlerin annesi, annemiz onları karşılıyor. Diyorlar ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatı nedir? Gece ne yapar? Ne kadar oruç tutar? Ne kadar namaz kılar? Bunu öğrenmek istiyorlar. O da kendilerini anlatıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uyur, kalkar biraz ibadet eder. Gece bize de vakit ayırır. Gündüz işte her zaman oruç tutmaz. Zaman zaman oruç tutar, zaman zaman iftar eder. Anlatıyor. Onlar Resulullah'ın ibadetlerini azımsıyorlar ve onu da şuna bağlıyorlar. Diyorlar ki tabii onun geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş. Onun için bu yeterli olabilir. Birisi diyor ki ben bundan sonra her gece hiç uyumayacağım. Her geceyi ibadetle geçireceğim. Bir diğeri diyor ki ben de bütün günlerimi oruçlu geçireceğim diyor. Öbürü de ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Değil mi efendim? Evet, evlenmeyeceğim diyor. Onlar bu konuşmayı yaparlarken Resulullah'ın meşguliyeti bitmiştir. Onların yanına çıka geliyor. Az önce konuşanlar siz miydiniz? Bunları siz mi söylediniz buyuruyor.
Evet ya Resulallah, yani bunu biz rızayı bari için, Allah rızası için söyledik. Bunları söylemenin bir mahsuru mu var? Yani kötü bir şey de söylemedik. Namaz kılacağız. Oruç tutacağız. Oruç tutacağız. İşte Rabbimize daha fazla zaman ayıralım diye evlenmeyeceğiz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben gece namazda kılarım, uykuda uyurum. Ben oruç da tutarım, iftar da ederim. Ben hanımlarla da evlenirim. Benim sünnetime uymayan benim ümmetim değildir diyor. Yani ölçüyü koyuyor. İslam dini ölçü dinidir gerçekten. Bu ölçüyü hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Tabii kalbimizde iman bir kor gibidir. Evet. O koru hep korumak lazım. İbadetlerle korumak lazım. Onu muhafaza altına almak lazım. İman ibadet olmazsa, bilinçli kul olunmazsa iman söner. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın, birinizin içinde iman elbisenin eskimesi gibi eskir buyuruyor. Allah Allah. Evet. Elbisenin eskimesi gibi eskir. Şimdi bu iman ve salih amel aklıma gelince benim hep bizim eskiden köylerdeki fanuslar aklıma gelir. Hı hı. Siz de biliyorsunuzdur herhalde. Evet. Şimdi biz onlara camlı ışık deriz. Evet. İçinde gazı vardır. Hı hı. Gaz ucunda, lambası gaz genel lambası. Olarak bilinen adıyla. Ucunda fitili vardır. Evet, evet. Ve üzerinde de bir cam fanus vardır. Evet. Eğer o cam fanus olmasa o ışık söner ve o gaz yanmaya devam etmez. İşte o aydınlığı da olmaz aslında. Aydınlığı da olmaz. Evet. Aydınlatma da aydınlatmaz. Evet. İşte o yanan ışık imandır. O dışındaki fanus da ibadetlerdir. İbadet. Onu koruyan şeylerdir. Bunu sürekli... Hocam o halde hani bir ömür boyu kullukla yükümlüyüz aslında. Evet, evet, evet. Yani hani şu dönemde, şu zaman diliminde kuluz, bu şu zaman diliminde değiliz diyebilme gibi bir durumda değiliz. Hayır, asla. Hayır. Bu noktada bir ömür boyu hayatımızın her noktasında ibadet edebilme şuuru, daha doğrusu bu ifadeyi nasıl yerleştireceğiz efendim? Yani hani her işimizin ibadet olmasını nasıl sağlayacağız? Şimdi aslında kulluk sadece ibadet değildir. Sadece namaz değildir. Sadece oruç değildir. Yani bilinçli mümin, Allah-u Teala'ya tabii ki namaz ibadetini yerine getirecek, orucu kılacak, evet, farz ibadetlerini yaptıktan sonra kulluğunu, bilinçli kulluğunu ticaretinde de gösterecek. Bütün hayatında gösterecek. Yani bilinçli kul, bilinçli mümin nasıl ki havaya ihtiyacı varsa, suya ihtiyacı varsa, gıdaya ihtiyacı varsa, onlarsız hayatını devam ettiremiyorsa, vücudun bunlara ihtiyacı varsa, ruhun da ibadete ihtiyacı olduğunu her zaman bilmeli ve bu ibadeti kendisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmelidir. Hayatiyetini devam ettirmesi için bunları yapmaya devam etmelidir aslında. Yani hiçbir zaman gaflette olmayacak insan. Tabii ki. Her an Rabbinin kendisini, evet, gördüğünü ve, evet, her an kendisine şah damarından daha yakın olduğunu bilerek, evet, ona göre bütün fiillerini ibadet şuuru içerisinde sergileyecek, yapacak. Şimdi bu meyanda tabii ki insan kuldur. Beşerdir, şaşar. Muhakkak. Zaman zaman hata da yapar. Ama bilinçli kul, bilinçli mümin hata yaptığı zaman tevbe etmesini bilmeli, Rabbine dönmesini de bilmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir ifadede bulunuyor, bakın. Kalplerde ayı kapatan bulut gibi bulut vardır. Ayı kapatan bulut ayı gibi. Kapatan bulut gibi bulut, bulut vardır. Bulut vardır buyuruyor. Nasıl ki bulut o ayın aydınlığının önüne geçtiği zaman ayın ışığını göremezsek, işte kalplerdeki günahlar da iman ışığını kapatır. Allah'ım onu kaldıran şey nedir? Tevbedir. Evet. Nasuh tevbedir. Bunu, evet, hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tabii burada bilmemiz gereken bir takım şeyleri de kısa kısa aslında ifade etmek isterim. Mesela
kalbimizdeki imanı sürekli diri ve canlı tutmak için sürekli çaba içerisinde olmamız lazım. İbadetlerimizde devam etmemiz lazım. Kulluk şuuru içerisinde olmamız lazım. Hedefimizi daima yüksek tutmamız lazım. Evet. Hedefimizi yüksek tutalım derken buradan şunu kastetmiyoruz. Yani dünyevi bir hedeften bahsetmiyoruz. Müslüman her an salih amel sahibi olacak. Cenneti değil, Firdevs cennetini isteyecek. Şimdi Mü'minun suresinin ilk ayetleri Allah Celle Celaluhu mü'min mutlaka kurtuluşa ermiştir buyurduktan sonra işte huşu içinde namazlarını kılarlar, boş şeylerden yüz çevirirler, zamanlarını güzel değerlendirirler, namazlarına devam ederler. Ulaike humul varisun ellezine yerisunel firdevs. Bunlar mirasçılardır. Firdevs cennetinin mirasçılarıdır buyuruyor. Yani ben cennete gireyim de nerede olursam olayım demek de yok. Doğru bir tavır yani, değil anladığımız kadarıyla. Cennete girmek var ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak var. Şehitlerle, evet. Salihlerle birlikte olmak var. Peki hocam evet. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Öyle kişiler var ki birçok yani hayatımızda birçok noktada da duyuyoruz, işitiyoruz. Evet. Diyor ki ya kardeşim benim kalbim temiz. Evet. Tamam ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, belki bayramdan bayramına camiye gidiyorum ama benim kalbim çok temiz diyor kardeşlerimiz. Şimdi, böyle diyenlerin hali nice olur hocam ya? Şimdi tabii ki kalbin temizliği tevbe ile olur. Kalbin temizliği, kalbi yaratan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Evirip çeviren odur. Kalbini. Evirip çeviren odur. Mukallibul kulub olan odur. Amin. Onun göstermiş olduğu, söylemiş olduğu tavsiyeleri yerine getirmeden kalp temizlenmez. Değil mi efendim? Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İman edenler, onlar ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar. Ela dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek yatışır buyuruyor. Allah'ı zikretmeden, namaz kılmadan, Allah'ın eserine bakarak müessire varmadan, değil mi efendim? Bilinç sahibi olmadan, kulluğunun şuurunda olmadan, Resulullah'ı bilmeden kalp temizlenmez. Bunu bir kere herkesin çok iyi bilmesi lazım. Ve bu noktada bizi aciziyetimize götürür değil mi efendim? Tabii ki. Yani eğer kul olmak kurtuluşsa eğer, kul olma noktasına bizi götüren de aciziyetimizi ifade edebilmektir, itiraf edebilmektir bir yönüyle. Öyle değil mi efendim? Tabii ki öyle. Yani insan mesela şeyde var, Kur'an-ı Kerim'de var. İnsanların tamamı bir araya gelseler bir sineği var edemezler buyuruyor. Bir sineği. Bu kadar aciz insan aslında. Değersiz bir sudan mükemmel bir insan haline geliyoruz. Ama daha sonra ne yapıyoruz? Vücut gittikçe çöküyor, kulaklar işitmemeye, gözler görmemeye başlıyor. Eski halimize, aciz halimize, muhtaç halimize dönmeye başlıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bizim her zaman Allahu Teala'ya ihtiyacımız var. Onun için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, tabii ki dünyada Allah için çalışacağız. Yarın ölecekmiş gibi de ibadetlerimize, kulluğumuza devam edeceğiz. Bu meyanda tabii ki zamanımızı da iyi değerlendireceğiz. Değil mi efendim? Zaman da çok önemli. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Asır suresi var. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisidir. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, eğer Allah Celle Celaluhu sadece Asır suresini indirmiş ve göndermiş olsaydı, insanların hidayeti için yeterli olurdu buyuruyor. Değil mi efendim? Allah Celle Celaluhu orada zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. Yani zamanın önemini ifade ediyor. Çünkü zaman geçti mi bitti. Yani o kadar önemli bir sermaye ki daha geçen zamanı geri getirmek mümkün değil. Evet. Necip Fazıl'ın bir eseri var. Tanrı kulundan dinlediklerim diye. Onu yıllar önce okumuştum. Orada bir Allah dostundan söz ediyor. Allah dostunun şöyle bir ifadesini naklediyor Necip Fazıl. Gafil insan bir laf eder. Yarın olsa da bir iş işlesem, bir şey yapsam diye. Ey gafil insan, bugün dünün yarınıdır. Bugün ne yaptın,
yarın ne yapacaksın der. Değil mi efendim? Onun için bugünümüzü, anımızı değerlendirmemiz hakikaten lazım. Hakikaten öyle. Evet. Ve bu noktada siz ifade ettiğiniz için söyleyeyim. Hemen şuracıkta biz Ankara'dayız. Bağlum'da Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesi oradadır. Yani ben Allah söylemek istemedim. Aslında eyvallah. Necip Fazıl rahmetullahi aleyh ondan bahsediyor. Yani hakikaten öyle oldu. Hocam. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliğini öyle zatların kendi dünyasında biz yaşıyoruz. Yani onlar bizim gerçekten hayatımızın ışığı olan insanlardır. Onların da eksikleri olabilir. Ama onlar hakikaten nur olmuşlar. Evet. Hayatımızı aydınlatmışlar. Allah onlardan razı olsun. Amin efendim. Ama onların değerini hayattayken bilmek lazım. Aynen öyle. Hocam izninizle bir eser okuyayım. Ondan sonra sohbetimizin son birkaç cümlesiyle programımızı kapatacağız inşallah. Buyurun üstadlar. Tamam.
Eyvallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Muhterem hocam hakikaten ehli dünya dünyada, ehli ukbada ukbada. Ama her bir sevdada ne lazım? Bana Allah'ım gerek demek lazım. Evet. Muhterem hocam çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Son dakikalar çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir özet mahiyetinde birkaç cümle istirham edelim. Sonra programımızı kapatalım inşallah. Şimdi tabii her mümin kulluk bilinci içerisinde yaşaması lazım. Evet. Peygamber Efendimiz'i örnek alıp insanlara örnek bir hayat yaşaması lazım. Peygamber Efendimiz'in güvendiği gibi gençlere inanması, güvenmesi lazım. Evet. Gençlerimiz gerçekten çok önemli. Gençliği ayakta olmayan toplumlar yataktadır diyor bir düşünür. Değil mi efendim? Bir düşünür. Onun için gerçekten gençlerimiz önemli. Fırsat vermek lazım. Fırsat değil mi vermek efendim? Lazım. Onların İmkan elbette yetiştirilmesi lazım. İçin gayret sarf etmeli. Evet. Sonra onlara fırsat vermeli. Mesela Peygamberimiz Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ı bir ordunun başına geçiriyor. İtirazlar oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem de son günlerinde onlara nasıl babasını seviyorsam Üsame'yi de seviyorum, ona güveniyorum. Siz de ona güvenin diye onları teskin ediyor. Ama onun liyakatinden de emin Allah tabii Resulü ki, değil tabii mi efendim? Tabii ki yani liyakatinden dolayı tabii ona değer ve önem veriyor. Evet. Onun için bizler de gençlerimizi ideal sahibi olarak yetiştirmemiz lazım. Onlara inanmamız, güvenmemiz lazım. Biz de tabii ki namaz gençlerimiz için çok önemli. Onları namaza alıştırmak için öncelikle biz namaz kılmamız lazım. Evet. Ve onları her fırsatta namaza alıştırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu ara tatilde çok güzel bir programı var. Evet. Camiyi seviyoruz, namazda buluşuyoruz programı. Bu programa da ailelerimiz itina göstersinler. Çocuklarının ellerinden tutarak onları cami ile, cemaatle namazda buluştursunlar. İnşallah istikbalimiz gençlere bağlı. Onlarla var olacağız. Rabbim Teala Hazretleri bizleri gençlerimize inanan, güvenen, onlarla birlikte hayata devam edenlerden eylesin inşallah. İnşallah efendim. Tabii bu arada şunu da ifade etmek lazım. Sizin de söylediğiniz noktadan ben devam edeyim izninizle. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu faaliyetler bütün yaş gruplarına hitap eden faaliyetler. Tabii ki. Yani sadece cami cemaati diye tarif ettiğimiz o yaş grubuna hitap eden bir hizmet silsilesi değil, yok. Değil, tabii. Yani 4 yaşından başlayıp ta ki piri fani olan kişilere kadar geniş bir yelpazede Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmeti söz konusu. Tabii ki. Yani ben bu program özetinde söyledim bunu. Yoksa, değil mi efendim? Evet. Çok detaylı söylemek lazım. Bir de değerli seyirciler sadece cami merkezli hizmetler olarak da değerlendirmemek lazım. Bugün ülkemizde hangi resmi kuruma giderseniz gidin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir personelini görürsünüz evet, orada. Elhamdülillah. Hastanedeyseniz, hastanede muhakkak sizinle ilgilenen bir rehber vardır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği. Hastanede var, öğrenci yurtlarında var. Yurtlarda yani, var. Her yerde var elhamdülillah. Yani siz yeter ki kul olmak isteyin. Tabii. Bu noktada size yardımcı olacak Diyanet İşleri Başkanlığımızın da neferleri tabiri caizse hazır ve nazır beklemekte. Tamam. Ömer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizimle bu sohbeti, bu yolculuğu paylaştığınız Allah için. Allah razı olsun. İnşallah bir başka zamanda yine buluşuruz. İnşallah efendim. Rabbim tekrar nasip eylesin inşallah. Olsun. Hem Ankara'da olsun hem Burdur'da olsun inşallah. Burdur'da da bekleriz inşallah. İnşallah en kısa zamanda geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz biz efendim. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Birkaç tane daha mesaj okuyayım izninizle. Sonra programımızı kapatalım. Peki şöyle hemen hızlıca bir tane yurt dışı mesajı okuyalım. Bakalım nereden? Yine muhtemelen Almanya. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü demiş. Biz de aynıyla mukabele edip vel ikramı da ekliyoruz. Allah'a dost bilenlere selam olsun. Allah aşkıyla yanan yüreklere selam olsun demiş. Ve selatü selam getirmiş değerli seyircimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan bütün yurt dışındaki kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz.
Pendik İstanbul'dan Sezaettin Koç Beyefendi göndermiş. İslam nuruyla aydınlanan gönüller cennet ırmağında serinler demişler ve cuma tebriklerini göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Geceniz mübarek olsun demiş Hasan Güler Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de geceniz mübarek olsun. Değerli yönetmenim, bu arada sizden de mesajlar geliyor. Yani sizin fotoğraflarınız var. İsmail Taşlıoğlu Beyefendi, Sinan Efendi Yurdu manevi rehberimiz kendisi İsmail Bey. Teşekkür ediyoruz. Burdur'dan göndermişler. Biz de selam ediyoruz. İşte konuştuk, bahsi geçti. Hemen de bir hocamızdan mesaj geldi. İzmir, Bornova'dan Gülcan Özbey Akyurt göndermişler. Cumanız mübarek olsun. Samimiyetiniz, muhabbetiniz geceyi aydınlatıyor maşallah demiş. Estağfurullah. Siz güzel görüyorsunuz, samimi görüyorsunuz, muhabbetli görüyorsunuz. Bu feyiz ve muhabbet sizdendir. Allah sizlerin gönlünü her dem güzel eylesin inşallah. Yine Burdur'dan bir mesaj. Mehmet Akif Ersoy Camii İmam Hatibi Rıza Kaplan Bey göndermiş. Rıza hocamıza da teşekkür ediyoruz. Huşu ve tefekkür içinde programınızı izliyoruz demişler. Allah huşunuzu, tefekkürünüzü, tezekkürünüzü arttırsın inşallah diye dua edelim. Yine hadi Burdur'dan bir mesaj. Mehmet Ali Uysal, programınızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ömrünüz hayırlı olsun efendim. Efendim Can Erzincan'dan selamun aleyküm demişler. Abdülkadir Gül, sizi severek izliyoruz demişler. Cumanız hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Eyvallah. Siz muhabbetin merkezindesiniz. Can Erzincan'dasınız. Selam olsun. Terzi Baba'ya selam olsun. Abdurrahim Reyhan Efendi'ye selam olsun. Dede Paşa'ya selam olsun inşallah. Burdur'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Hasan Yılmaz Beyefendi. Görüyorsunuz nasıl pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hep Burdur'u seçiyorum. Denk geliyor öyle. Bir seyircimiz peş peşe mesajlar göndermiş. Yine bu da Burdur'dan Ali Mücahit Yılmaz. Kıymetli Enver Türkmen hocama ve size başarılar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de şuradan okuyalım. Kayısade Osman Efendilerin, Elmalı Hamdi Yazırların, Rahmi Sultanların memleketi Burdur'dan yine selam ediyoruz demişler. Bünyamin Özdaş Bey, vaizlerinizden efendim. Allah hayırlı ömürler versin. Sözünüzü tesirli eylesin inşallah. Hayırlı akşamlar demiş değerli seyircimiz ama nereden yazdığını söylememiş. Şuradan okuduklarımı tabii kapatıyorum. Süremiz doldu mu yönetmenim? Allahu Ekber. Vakit ne kadar çabuk geçiyor. Okuyamadığımız mesajları okuduğumuzu kabul edin. Hakikaten de okuyoruz yani programdan sonra. Ve bizler aynıyla size mukabelede bulunuyoruz. Cenab-ı Allah sizlerin ömürlerini güzel hale getirsin. Kulluk bilincinde geçen bir ömürü sizlere, bizlere Cenab-ı Allah nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleri ışığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek, önder, rehber olarak gördüğümüz ve ondan bildiklerimizi, öğrendiklerimizi tatbik edebildiğimiz bir ömrü Cenab-ı Allah bizlere yaşamayı nasip eylesin. Çok güzel bir anı yaşıyorsunuz. Muhakkak namazlarımızı kılalım. Mümkünse gece namazlarını kılıp sabah namazına öyle kavuşalım inşallah. Ama hepsinin ötesinde elbette cuma namazında o sıkı bir şekilde saflarda durduğumuzda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla unutmayalım. Elbette yanımızdaki mümin kardeşimizle yöneldiğimiz kıblemiz, Kâbemiz birdir. Rabbimiz birdir. Peygamberimiz önderimizdir, rehberimizdir. Bu şuur ve bu bilinç içerisinde kulluğumuzu liyakatli bir şekilde ortaya koymaya, sergilemeye gayret edelim. Ve kıymetli hocalarımızın sözlerini dikkatle dinleyelim. Yarın cuma vaazında ve hutbesinde önemli işaretler var. O işaretler birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, arttırsın. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Önümüzdeki hafta yine Cuma'ya doğru programında muhabbetimizi muhabbetinizle bir etmek için huzurlarınıza geleceğiz. O zamana kadar ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.